Kaya'nın geçici vesayetinin Demet Önder'e verilmesine karar verilmiştir. Kurtulamayacaksınız bu işten. Bulut'u da alamayacaksınız. Ah Asuman, ah Asuman. Bakın yarabbim, kız kendisi uyanamıyor. Yine her şey benim başıma patlıyor. Ay hadi ben uyanamadım. Sen niye uyandırmıyorsun? Anlamadım ki yani. Cayır cayır yarım saat çalmış alarmım. İş görüşmem var Asuman, çok mühim. Ya ben nereden bileyim senin iş görüşmen olduğunu? Ayrıca madem cayır cayır çaldı o alarm, sen niye uyanamadın? Ay uyuyabilir mi diye sor istersen bir önce. Kabus gibi bir gece geçirdim ben. Evin hiç çıkmadı aklım. Ay aşkından uyuyamadın mı? Üzüntümden uyuyamadım diyorum Asuman. Sen dinlemiyor musun beni? Yalanım ortaya çıktı. Eninde sonunda bir gün çıkacaktı zaten ortaya canım. Kısmetin akşamaymış. Sabah aramış Engin, açmadım. Daha sonra da aramış birkaç kere. Ay kesin söyledi Tarık. Senin zengin zannettiğin kız Nazlı'nın sefil ev arkadaşı. Fakir bir terzi parçasıymış dedi kesin. E yani adam senin yalanını patronundan saklayacak değil herhalde. Söylemiştir. Yani sen de zaten Engin'i haftalardır görüşüp kandırıyorsun. E ben de Engin'i tanıdığım kadarıyla sinirlenmiştir tabii adam. Ay sanki 100 kere görüştük yani Engin'le Asuman senle. Döner kapıda tanıştıktan sonra hep bir kerecik öğle yemeğiydik yani. Hayırdır sen bu kadar erken gitmezdin okula? Sınavım var. Ayrıca sen de yürür müsün dolmuşu kaçırmayalım? Ay hiç dolmuşa binmek istemiyorum. Ay oldu, otobüse mi binelim? Daha böyle tıkış tıkış daha beteri. Sus sus. Ay fenalık bastı. Amcım. Ben çok korkuyorum. Hiç korkma, hiç korkma. Biz senin yanındayız. Ferit dayın da yanında, ben de yanındayım. Nazlı da yanında. Tamam mı? Ya ben o kadının yanında yaşayamam. Tamam, tamam. Biz hep yanındayız. Süreç nasıl işleyecek şimdi? Avukat gelir anlatır şimdi her şeyi. O kadar büyük bir travmadan sonra... ya bu çocuk nasıl kaldıracak düzeninin yeniden değişmesini? Hep o dosya yüzünden. Rahmetli Demir'in kardeşi Demet'e küçük bir jestiydi bu sadece. Bir nevi zeytin dalı uzatacaktı. Ama onlar bu dosya sayesinde Bulut üzerinde hak iddia ediyorlar. Çünkü şirket üzerinde çok daha büyük emelleri var. İyi de o dosya sizde değil miydi? Yani nasıl ulaştı insanlar buna? Birisi bir yerde fotoğrafını çekmiş. Ama ben bunu yanlarına bırakmayacağım. Bulut'u benim elimden almayı denedikleri için pişman edeceğim. Evet. Bence daha fazla burada beklememize gerek kalmadı. Nazlıcığım, Bulut'u hazırlar mısın lütfen? Henüz her şey bitmedi. Evet, doğru bitmedi. Ama çok yakında bitecek Ferit. Ayrıca Bulut öyle geçici süreliğine değil. Sonsuza kadar bizim yanımızda kalacak. Demet'ciğim rica edeceğim, şu adam için nefesini tüketmez misin? Değmez çünkü. Hakan. Bulut ne senin ne de kocanın umurunda. Sizin tek derdiniz mal, mülk, şirketin hisseleri. Aklınızca beni alt edebileceğinizi zannediyorsunuz. Ferit Aslan, Ferit Aslan. Aşağı gel aşağı. Yanımıza gel. Sen bizim için hiçbir şey ifade etmiyorsun, anladın mı? Sen bizim umurumuzda bile değilsin ki bunu yakında... hem de çok yakında çok net göreceksin. Hakan tamam yeter, bulandırma ortalığı. Ha, madem lafa girdin sana da söyleyeyim Deniz Efendi. Sen de artık tarafını seç Deniz. Ablanla yeğeninin yanında mısın yoksa bu adamın kuklası olmaya devam mı edeceksin? Abuk subuk konuşma lan kukla mukla. Bunlar benim tercih meselesi edeceğim konular değil. Ben hatırlatayım da Deniz Bey size. Gel. Biz bir aileyiz. Boşver duymayalım onları tamam mı? Ben çok korkuyorum. Ben de bu ailenin bir üyesiyim, anladınız mı? Oh. Eğer gerçekten Bulut'un iyiliğini istiyorsanız... Tamam. Hadi baba alalım mı? Anladım. Eğlenelim biraz birlikte tamam mı? Tamam. Gel. Eğer o çocuk bugün benim evime gelmesin, olacaklardan ben mesul değilim. Sen de şahit ol Deniz. Yürü Demet. Ya
Nazlı ile Bulut nerede dediniz? Abi Nazlı'yı arıyorum, açmıyor. En azından Nazlı ile olduğunu biliyoruz. Karışıklıktan kurtarmak için sakin bir yere götürmüştür belki. Hadi çıkalım. Gel bakalım Bulut. Nazlı niye geldin? Buraya neresi burası? Sürpriz. Birazcık beklemen lazım. Ama sana çok iyi gelecek, çok eğleneceksin. Söz. Nazlı. Hoş geldin Nazlıcığım. Hoş bulduk İsmail abi. Nasılsın? Çok sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Bu Bulut benim arkadaşım. Memnun oldum. Bulut'cum nasılsın? Ben İsmail abi. Merhaba. Merhaba. İsmail abi biz Selma'yı görmeye geldik. Daha iyi mi? Tabii ki. Gel şimdi gör Selma'yı. Tanıyamazsın. Hadi bakalım Selma'yı görmeye gidiyoruz. Nazlı Selma kim? Selma benim arkadaşım. Tanışmak ister misin? İsterim. Hem belki benimle de arkadaşım. Olur tabii. Senin arkadaş olmaz mı? Sen çok seveceksin Selma'yı. Selma da seni. Selma da benim gibi yaramaz mı? Birazcık. Bulut'cum gel seni Selma'yla tanıştırayım. İnanamıyorum. Ne kadar toparlanmış. Selma. Toparladı ya. Şimdi yerinde tutamıyorsun. Selma köpek miydi? Evet. Merhaba desene. Şunu alırım mesela. Teşekkür ederim. Merhaba. Selma'yı 3 ay önce otoyol kenarında bulmuşlar. O zamandan beri tedavisi devam ediyordu. En son bir ameliyat olmuştu. Daha görememiştim. O da benim gibi trafik kazasını geçirdi. Sen de onun gibi iyileşeceksin. Bulut'cum. Bulut'cum sana yem verir mi? Yem ver. Hemen yemini ver. Merhaba. Bunu yemek ister misin? Aa, demek ki bunu çok fazla sevmiyor. Ver bakalım. Selma. Selma da çok yaramaz. Senin gibi desene. Amca. Deniz. Neler dediniz ya? Çok merak ettik. Yani telefonunuzu falan da açmadınız. Deniz çok affedersin, ben mahkemeye girerken kıstım. Sonra açmayı unutmuşum. Malum. Sen bize nasıl oldun? Huzur aradığımda hayvanlara sığınırım demiştin. Ben de unutmadım. Ne haber? Tanıştırayım. Bu benim amcam. Amca bu da Selma. Selma ne haber? Çok zeki bakıyorsun ya. Selma ile daha sonra oyun oynarız. Şimdi bir dayına haber vereyim. Tamam. Selma. Gel. Selma. Deniz, Nazlı'nın evinde yoklar. Biliyorum abi. Buldum onları, merak etme. Buldun mu? Neredelermiş? Hayvan barınağında. Hayvan barınağı mı? Tamam, ben geliyorum, alıyorum siz o zaman. Yok, gerek yok. Biz geliriz. Bana tutun. Tabii Bulut'u buradan koparabilirse. İyi. Tamam o zaman, geç kalmayın ama. Tamam. Abi, Bulut'u Demet'e götürmemiz gerekiyor, biliyorsun. Mahkeme. Biliyorum, biliyorum. Ellerinde mahkeme kararı var. Direnmek sadece Bulut'un psikolojisini bozacak, biliyorum. Siz yine de önce bana gelin. Bulut'un eşyalarını toparlarız, çıkarız. Ben bırakmak istiyorum Bulut'u. İkbal Hanım, Demet o belgeleri nereden bulmuş bir an önce öğrenin. Kim sızdırmış belgeleri, hemen öğrenmek istiyorum. Demet Hanım aldı mı yani çocuğu? Aldı, aldı. Mahkeme geçici vasiyet tayin etti Demet Hanım'a. Biliyordum. Fotoğrafları kendi ellerimle çektim. Demet Hanım'a da söylemiştim. Vallahi Demet Hanım bilemez de fotoğraflar montaj mı değil mi? Mahkemede kabul görecek mi, görmeyecek mi? Ne malum bizden para koparmaya çalışmadın? Neyse ne. Sonuçta hakim çocuğu Demet Hanım'a verdi. Böylelikle benim fotoğraflarımın da orijinal ve önemli olduğu kanıtlandı. Ben Demet Hanım'a karşı sözümü tuttum. Sıra Demet Hanım'ın sözünde. Buraya kadar iyi geldin. Bundan sonrası senin elinde. Aklını kullanırsan sırtın yere gelmez.
Bekir Bey. Demet Hanım'a iletin lütfen. Kendisi bana her zaman güvenebilir. Haber verdin mi? Evet verdim. Önce bana gelin ben sizi götüreyim diyor. Bir yanda kardeşim bildiğim dostum. Diğer yanda yıllardır görmediğim ablam. Arada kaldım. Arada kalamazsın Deniz. Bulut'un halini görmedim mahkemede. Yani ikinizin de önceliği Bulut olmalı. Evet. Gidelim mi? Bulut'u koparabilirsek gidelim. Hadi bakalım Bulut Efendi. Gidiyoruz. Güle güle de arkadaşına. Güle güle Selma. Ama geleceğiz değil mi? Geleceğiz tabii. Selma çok memnun oldum. Yasu çok teşekkür ederim. Ne zamandır böyle bir şeye ihtiyacım vardı anlatamam. Sen var ya sen kankaların bir tanesisin. Canım kazandık işte parayı harcıyoruz. Bize daha bu Demet Hanım'dan çok iş çıkar. Da sonuçta ben kötü bir şey yapmadım yani. Ben elimde olan belgeyi verdim onlara. Ya Demet Hanım'dan sakladılarsa benim yapabileceğim bir şey yok. Mahkeme baktı, inceledi, verdi kararını. Ben ne bileyim. Yani tabii canım. Ama Ferit Bey de öyle gizli saklı iş çevirmeseymiş canım. Yani sonuçta sen ticaret yapıyorsun. Bilgiyi sattın, hakkın olanı alıyorsun. Aynen öyle. Kankamla da çatır çutur yiyorum ona paraları. Ona bak Gamze. Sakın ablamla Fatoş'un yanında bu mevzuyu ağzından kaçırmıyorsun. Sakın. Saçmalama kızım. Söyler miyim böyle bir şeyi ya? Şurada bir kahve mi içsek? Tatlı falan deriz ha? Ay olur kız aslında. Benim de ayaklarıma kara sular indi. Paranın olması zor iş arkadaş. Harcarken yoruluyor insan. Bulut, tabii ki göreceksin. Sadece artık Demet Hala'nın evinde uyuyacaksın. Sadece birkaç gün Bulutcuğum. En kısa sürede bizdeki odana geri döneceksin. Merak etme, ikinci duruşmada hakim amca doğru kararı verecek. Nazlı, ben Nazlı. Aşk olsun Bulut. Ya seni sevmemek mümkün mü? Hem Demet Hanım senin halan. Tabii ki seni çok seviyor. Ayrıca canı çok sıkılırsa dayına ya da amcana gelebilirsin. Hatta benim evime bile gelebilirsin. Kurabiye yaparız. Bulutçuğum, hoş geldin. Hoş geldin canım benim. Evimize neşe getirdin. Bulut. Ne konuşmuştuk biz seninle? Hani artık burası senin de evindi. Hiç merak etmiyor musun buradaki odanı? Hem çok şanslısın bak. Seni seven bir sürü insan var. Gidebileceğin bir sürü ev var. Bu evde havuz var mı? Aa var tabii olmaz mı hiç? Girebilirsin istersen. Hayır ben girmeyeceğim. Şey dayım bana tekne almıştı da onu yüzdürmek için. Tabii yüzdürebilirsin istersen. Hadi gel bakalım. Dayı. Sen bizimle gelmeyecek misin? Ben şimdi gelemem. Gidip ilgilenmem gereken birkaç işim var. Ama Deniz amcam bir süre daha burada kalacak. Peki sen hiç gelmeyecekmişsin. Hiç görüşemeyecek miyiz? Olur mu hiç öyle şey? Tabii ki görüşeceğiz.
Hem zaten ben seni görmeden duramam ki. Çok özledim. Zaten dediğim gibi çok yakın zamanda evimize tekrar geri döneceksin. Dayı, seni çok seviyorum dayıcığım. Ben de seni çok seviyorum. Bulutçum, hadi bakalım canım. Bulutçum, hadi bakalım. Hadi canım. Aferin Bulutçum. Aferin bakalım. Gel bakalım büyük patron. Hoş geldin. Gel. Tuhaf gözüktüğünün farkındayım. Bulut'un yanında konuşmak istemedim. Biraz garip oldu Bulut'u alıp öyle gitmem. Ama o kadar üzgündü ki orada bırakamazdım onu. Yani o kadar ağır şeyler yaşadı ki izin veremezdim orada kalmasına. Biliyorum. Efendim? Bulut'un iyiliği için yaptığını biliyorum. Tamam Ferit. Hadi görüşürüz akşama. Mailleri bekliyorum hemen Kubilay Bey. Tamamdır Engin Bey. Hemen göndereceğim. Tamam. Teşekkürler. Bulut'u bırakmışlar Hakanlara. Ferit'in sesi kötü geliyor hala. Kolay değil. Yani haftalardır Bulut'la birlikteydi Ferit Bey. Aynen. Demir'le Zeynep'ten sonra daha da bağlandı ufaklığa. Tabii bir de Hakan'la Demet faktörü var. Yani Ferit Bey bunu kolay kolay azmetmez. Bu arada siz burada mısınız? Çıkıyor musunuz? Ben bir şoför ayarlayayım mı size? Bir Fatoş arayayım da Neşem yerine gelsin. Şanslıysam bu sefer açar telefonumu. Daha da şanslıysam bana ayıracak kahvelik bir zamanı vardır. O zaman sen götürürsün ama beni. Çünkü sen varken tanıştın Fatoş'la. Uğur musun oğlum sen benim? Ay yine Engin arıyor. Ay ne yapacağım ben bu işi ya? Sabahtan beri bu kaçıncı? Hayırdır Fatoş abla? Sapık mı dadandı? Ver numarayı savcılığa. Aymen numarasından. Şak diye buluyorlar sapıkları. Ay yok yok öyle değil. Ya tanıdığım birisi de şimdi açmak istemedim. Ha, mekanda tanıştınız o zaman. Sen de niyetlisin verdin tabii numarayı. Durmadan arıyor peşinde şimdi dedik. Bir daha ararsa ver bana. Dümdüz ederim onu. Vallahi bak bakalım arıyor mu bir daha. Ya yok öyle de değil. Ay sen bana bir sosisi daha yapsana ya. Ama bu sefer bas hardalı içine. İyice ağzından burnundan çıksın acısı. Tamam abla yapayım. Dalmışım arsız gibi çaldırdım kızı hiç söylemiyorsun Tarık. Niye ayıp olsun Engin Bey? Tarık. Sen bir şey mi biliyorsun Fatoş hakkında? Ben mi? Yok canım. Nereden bileyim Engin Bey? Bir şey bilmiyorum. Ne bileyim, televizyondan bir şey görmüşsündür, gazetede bir şey görmüşsündür, sosyetede kötü bir namı vardır falan. Yok hiç, sanmıyorum öyle bir şey olsun. Hı. Ya ben de hiçbir şey bilmiyorum ki. Ya buluştuğumuzda kızın gözlerinde kaybolmaktan bir şey soramamışım ki. Onun böyle masmavi gözleri var ya koca koca. Yani soy ismini bile sormamışım. İnternet adını giriyorum, hiçbir çıkmıyor haliyle. Engin Bey, burada mısınız siz? Ben bir araç ayarlayayım size. Yanlış yöne saptık. Ters yöne gidiyoruz. Bir yere uğramak istiyorum. İşin yoktur umarım. Yolumuzun üstü sayılır. Tamam, olur tabii. Bak şimdi gözüm kapalı atacağım. Ya amca sen bu basket atma işine gerçekten ustasın. Tabii yani benim de öyle... Kendime göre bazı ustalıklarım var. Bulutcuğum.
Benim şimdi gitmem gerek. Yani eğer burada herhangi bir sorun yaşarsan bana söyle. Ya amca rahat ol sen. Benim hiçbir şey canımı sıkma. Hem dayım bana anlattı zaten. Birkaç gün sonra tekrardan kendi odama döneceğim. Sen harika bir çocuksun. Ya çocuk değilim ben. Sevimli bir canavarım. Ha burası zaten görmüyor musun? Oyuncakçı dükkanı gibi. Dayım benim bu kadar çok şeyle aynı anda oynamama izin vermezdi. Dayın da haklı aslında. Ya biliyorum ama sen de hiçbir şey söyleme tamam mı? Ya böyle iyi. Birkaç şeyin tadını çıkarırım. Sonra birkaç şey daha isterim. Mecburen alırlar. Ha sen gerçekten canavarsın. Oyuncak canavarı. Hadi bana şu arabayı yap da öyle git. Arabanın kanatları kaldı. Tamam. Kanatlı. Anladım. Ne güzel esiyor burası. Sanki her şeyi alıp götürüyor. Ben dönem dönem canım sıkıldığında hep buraya gelirim. Küçükken babam getirirdi beni buraya. Güzel estiği için de uçurtma uçurduk. Uçurtmaların düzgün bir şekilde uçabilmeleri için kusursuz bir şekilde simetrik olmaları gerekiyor. Sizin için şahane seçim. Çok seversiniz. Yani herkes sever tabii simetrik şeyleri de siz ayrı bir seviyorsunuz. Simetriyi herkes sever. Bilmez ama sever. Bir yerlerde simetrik insanları farkında olmadan daha güzel bulduğumuzla ilgili bir şeyler okumuştum. Benim için geçerli mi bilmiyorum. Yani benim bir şeyi sevmem ve güzel bulmam için onun kusursuz olması gerekmiyor. Kendim bile ne kadar simetriyim bilmiyorum. Güzelsin. Eğer merak ettiğin buysa. Nazlı, benimle çalışmaya devam etmeni istiyorum. Eskisi gibi gelirsin, yemek yapıp dönersin. Olur, tamam. Zaten Bulut kısa zamanda eve geri dönecek. O arada sen de işsiz kalma, kimsenin düzeni bozulmasın. Bozulmaz. Umarım. Tek bir şey söyleyeceğim. Bulut'u üzmeyin. Olur mu öyle şey Deniz? Çocuğa bir şey yapacak halimiz yok ya. Onu üzmeniz için illa canını yakmanız ya da dövmeniz falan gerekmez. O sevgiyle, ilgiyle büyüyen bir çocuk. Merak etme Deniz'ciğim. Ferit'in evinde olduğundan daha yalnız olmayacak burada. Aşk olsun. Kötü insanlar mıyız biz? Umarım değilsinizdir. Ben Bulut'u görmeye geleceğim. Her gün. Ferit Efendi baş müfettiş tayin etti seni başımıza. Pardon bir şey mi dedin anlayamadım. İtirazın mı var? Olur mu canım? Ne münasebet. Aksine ben mutlu olurum Deniz'ciğim. Bence buraya taşın. Büsbüyük ev, dev gibi havuz, bir sürü oda. Tam yaşam alanı. Hem o depoya boşuna kira ediyorsun sen. Hakan. Bir dahaki gelişimde sana böyle birkaç tane mizah dergisi getireyim. Onları da okursun işine yarar. Teşekkür ederim. Yani benim için yolunuzu değiştirdiniz. Önemli değil. Zaten bugün düzenim epeyce bir alt üst oldu. Görüşürüz yarın. Yani görüşemeyiz tabii muhtemelen. Çünkü siz ben geldiğimde çoktan çıkmış olursunuz. Araştırmaya da gerek yok. Bence siz en iyisi bana yazın istediklerinizi. Yani yemek olarak istediklerinizi. Ben yarın aynı saatte gelirim. Nazlı. Teşekkür ederim. Bulut için, benim için çok yardımcı oldun. İyi olacak her şey. Görüşürüz. Belge bizim her zaman çalıştığımız hukuk bürosu tarafından hazırlanmış. Bizim onlarla bir gizlilik anlaşmamız var. Yani böyle bir durumda
Eğer onlar dışarıya sızdırdıysa bize yüklü bir miktar tazminat ödemek zorundalar. Öyle bir risk alamazlar. Piyasada güvenilirlikleri azalır. Biri almış işte o riski. Biri piyasadaki ününü falan hiç düşünmemiş. Bulut'un ne hale geleceğini düşünmemiş. Vermiş belgeleri Demet'in eline. Ferit Bey, ben ne olursa olsun bu işin peşini bırakmayacağım. Araştırmaya devam ediyorum. Bir yerden mutlaka bir ipucu yakalayacağız. Sağ olun İkbal Hanım. Siz isterseniz çıkabilirsiniz. Tamam. İyi akşamlar. Sen çıkmayacak mısın? Birkaç işim var. Onları halledip öyle çıkacağım. Ferit, bak böyle kendini hırpalayarak Bulut'u geri alamazsın. Eve git şöyle güzelce bir dinlen. Ya da boş ver. Vazgeçtim. Gel dışarıda bir yere gidelim, işler içelim. Başka akşam. Söz uzatmam. Giderim hemen. Ama bak, görüntüler alırım bir saat sonra. Evde değilsen külahları değişiriz ha. Fikrini değiştirirsen beni nerede bulacağını biliyorsun. Bilmiyorum, bakacağım. Sana ara söylerim bak. Merak etme. O belgeyi vereni bulacağız. Biliyorum Engin, biliyorum. Bulunca bu dünyayı ona dar edeceğim. Nereden buldun paraları? Vallahi çıktı kız. Bizim Gamze'nin abisi bir tüyü almıştı at yarışından. Biz de Gamze'yle ortak kupon yaptık altılı. Kupon tuttu. Ben de payıma düşeni aldım tabii. Yok artık. Vallahi bak iki gözüm önüme aksın ki ya. Ay Fatoş, ben delireceğim. Ya Necla'sı bitti, Gamze'si başladı. Kızım ara yok mu ya? Araları yok mu bunların? Hiç boşluk bırakmıyor. Bir kumarımız eksikti. Ay kumara düştü kardeşim Fatoş. Kızım biz seninle aynı evde büyümedik mi? Ya babamın bir lafı var, hiç mi dinlemedin adamcağızı? Diyor ki, at koşar, bat kazanır. Sakat işler bunlar. Ayrıca ben atların yarış için koşturulmasından hiç hoşlanmıyorum Asuman. Günah, günah. Yani ablacığım, gerçekten o kadar çok dramatikleştirdin ki her şeyi. Resmen beni kumar batağına yatırdın ya. Ya bir kez şu şans yüzüme güldü. Ben ablalarımı mutlu edeyim diye hediyeler almışım. Bir jest yapayım demişim, burnundan getirdiniz yani, aşk olsun. Potansiyelim var Asuman. Ay o şans bir benim yüzüme gülmedi. Bak 5 senedir her hafta sayısal oynuyorum. Daha bir kere 3 tutturamadım. Hadi kumarda kazanamıyorum. Aşkta mort, o da yok. Kime konuşuyorum ben ya? Gerçekten siz takılsanıza birlikte. Bu çok güzelmiş ya. Baksana. Beğendin mi? Ben bunu gidip deleyeceğim. Aman eksik kalma. Nasıl sevindi? Senden de görsek keşke şu sevinci. Senin ablan, senin de karın olarak söylüyorum ki ufak bir probleminiz var. Annem kahvaltı için tarih bekliyor. Ortak, senin bohem kardeşin ne yapacağız böyle? Öyle senin kardeşin diyerek geçiştiremezsin. Çünkü babam ikimize emanet etti bu keratayı. Anneciğim boşuna uğraşma, senin oğlun yabani. Bizi de arayıp sordu o yok. Anne bak gerçekten hiç uykum gelmedi, tamam mı? Amcamlara gidelim. Amcam bize çok güzel müzikler çalar. Yani amcamın baterisiyle oynamak istiyorum demiyorsun. Bir kahve içmek için uğrarız artık. Oğlumu kıramayacağım. Ama bak söz ver, bir daha böyle şeyler yapmayacaksın. Aman Nazlı, ne uzattın ya? Ne güzel yapmış kız işte. Nasıl, yakışmış mı?
çok güzel olmuş. Ya annemin de böyle bir elbisesi vardı. Ben küçükken babam almıştı. Ne güzel işte, sıcaklarda tiril tiril giyeriz. Oh, efil efil. Of ya, aman. Hayda, ne oldu şimdi buna durup dururken? Aa, nasıl? Niye yüzün düştü senin şimdi? Ay ne bileyim ya, baksana böyle bizim keyfimiz yerinde. Böyle gülüyoruz. Bulut kim bilir ne yapıyor? Ne oldu ki Bulut'a bugün? Bulut'u Ferit'in elinden almış halası. O Demet denen sarıçıyan var ya o. Höykürü höykürü ağlamış yavrucak. Höykürü höykürü ağlamadı tabii de. Çok üzüldü Asuma. Bir de çaktırmamaya çalışıyor. İçine atıyor. O kadar üzüldü ki dayısından ayrıldığına. Kim bilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Ay yazık, ne yapacak o bu gece? Ne kabuslar görür Allah bilir. Allah'ım ya yavrum. Kesin Ferit Bey de kalacaktı aslında. Mahkemeye son dakikada bir belge sundular. Ne olduğunu bilmiyorum ama hakim sonunda Demet Hanım'a verdi Bulut'u. Kesin var ya birileri para için o çocuğun psikolojisiyle oynadı. Ne vicdansız insanlar var ya. Allah var ya gün yüzü göstermesin onlara inşallah. Amin. Eğer gerçekten biri böyle bir şey yaptıysa amin. Gün yüzü göremesinler. Asuma, ne oldu ablacığım? Yok bir şey, sen öyle anlatsın canım. Yavrum ben kıyamam sana ya. Bulut'a üzüldü. Gel, gel ablana. Biz de annemizden babamızdan ayrıyız ya. Kendini Bulut'un yerine koydu. Bebeğim benim. İnanamıyorum ya, Asuma'nın da duyguları varmış. Resmen empati yaptı çocukla. Güzel kalpli kardeşim benim. Ama Demet Hanım da onun halası yani. Orası da onun evi. Orada da mutlu olmaz mı? Olur ablacığım, olur. Bulut mutlu olacak. Ya tabii haklısın. Demet Hanım da onun halası sonuçta. İyi olacak. Sen üzme kendini. Biz hep onun yanındayız. Ay resmen hüngür şakırt ağlıyor ya, inanamıyorum. Güzelim benim. Ben bir elim yüzümü yıkayayım gelin. Yıka, yıka ablam, yıka. Bak belli etmiyor ama o da çok hassas. Bir çay koyayım, içelim mi? E koy hadi. Bak Bulut'cum, bundan sonra seninle Melis abla ilgilenecek. Melis benim yeni asistanım. Çok iyi anlaşacağınızı düşünüyorum. Çünkü Melis de bugün çalışmaya başladı bizimle. Yani onun da senin gibi bu evde ilk günü. Merhaba Bulut. Onu da mahkemeden mi aldınız? Hayır Bulut'cum. Ayrıca seni de biz mahkemeden almadık. Sen benim yeğenimsin. O yüzden buradasın. Abimin emanetisin sen bana. Melis abla da mı yeğenin? Bak Bulut'cum şöyle yapalım. Melis'i Nazlı ablan gibi düşün. Bir dakika, tabii ki de olmaz. Nazlı benim ablam değil, arkadaşım bir kere. Hem ben ona Nazlı diyorum. Bulut'cum, istersen bana da Melis diyebilirsin. Evet. Arkadaşım olursan derim belki. Sen de Nazlı'cı bir yemek okuluna gidiyor musun? Hayır Bulut'cum. Melis ablam bu evde yemek yapmıyor. Çünkü bizim evde yemekleri Sabahat Hanım yapıyor. Yani bundan sonra Nazlı yerine Melis var. He, bu olmadı işte. Nazlı gibi yemek yapamıyorsan Nazlı'nın yerine geçemezsin. Üzgünüm, olumsuz. Belki Sabahat Hanım'la arkadaş olabiliriz. Ay, ay benim biraz şekerim düştü. Sabahat Hanım'a söyler misiniz ne olur bana hemen bir salata yapsın. Bulut'cum, canım. Ben iyi geceler dilemeye geleceğim yine, tamam mı? Onun dışında anlattıklarım karışık gelmiş olabilir ama yarından itibaren Refika Hanım uyku ve yemek düzeninle ilgilenecek. Odanın için istediğin bir şey var mı? Var. Televizyon istiyorum. Bu yaştaki bir çocuk için uygun bir şey mi bu? Hayır. Televizyon istiyorum. Televizyon istiyorum ya. Altına da oyun makinesi istiyorum. Hem benim kendi evimde vardı, dayımın evinde vardı, amcamın evinde vardı. Hepsinde istediğim kadar oynuyorum. Burada da istediğim
kadar oynayacağım. Hem burası o pisane gibi ya. Tıkıştım kaldım, bana ne ya? Bana. Tamam tamam Bulut'cum, tamam. İstediğin her şeyi alacağım, tamam mı? Ağlama yeter ki. Refika Hanım, şimdilik bir televizyon koyalım. Yalnız günlük kullanım sürelerini kısa tutalım. Baş üstüne. Ciddi deme. İstediğim oyunların da adını söylememe gerek var mı? Yok, tamam. Ölümlü dünya. Hırs ve hız yapmayacaksın. Yoksa dün yediğin hurmalar gelir bugün. Tövbe estağfurullah. Ama her şey o demirin yüzünden. Biz o şirkete girmeyelim diye elinden geleni ardına koymadı. Ama sonra ne oldu? Bu dünyada ona kalmadı işte. Gerçi kendi payından Demet Hanım'a %5 vermeye çalıştı ama. Oy kıyamam. %5. Yani etini sıyırıp kemiğini önümüze atıyor. %5. %48 hisseleri var. %48 karı koca. O Demir'in hırsının kurbanı oldu. Demir'in. Kurunun yanında yaşta yanıyor abi işte. Öyle olacak. Ne olacak? %5 onların olacak. Bulut'un canı sağ olacak. %48 bizim olacak. Sonra da niye çocuk sevmiyorsun diyorlar ya. Nasıl çocuk seveyim? Çocuk değil ki, canavar. Oh, sabahlar olmasın. Ne oldu, bir ortak nokta bulamadınız mı? Ay, televizyon istiyor paşam. Hakan ne olur hemen koyalım sussun. Yani gerekirse salondakini koyalım, bu akşamlık yeter ki sussun. Bekir, çocuklar ara da şu AVM kapanmadan ya da bir yerden bulsunlar, getirsinler çocuğa televizyon. Tamamdır abi. Ha bu arada altına şu oyun konsolları vardır ya, onlardan da alır mısın lütfen? Ama danışarak alın ki yanlış bir şey olmasın. Oy, kıyamam. Telefonu açmayınca merak ettim, geldim. Hoş geldin. Bugünkü meselelerden konuşmayalım. Konuştuk yeter kadar zaten. Sen anlat. Nasıl durumlar? Ne oldu, şu modacı mıydı neydi, kapıda sıkıştın kız? Yalan oldu abiciğim o. Hayalmiş. Hadi ya. Ne olacak senin fırtınalı aşk hayatın? Ya Nazlı, benim hayatıma iki tür erkek giriyor. Biri zengin, yakışıklı ama kafa dengi olmayan. İkincisi de zengin, yakışıklı ve kafa dengi olan. Ya böyle hayatıma sürekli iki tür kadın giriyor. Birinci tür böyle geleceklerinin bileti olarak görüyor beni. Tek dertleri para. Nazlıcığım, ben fakirleri hayatımdan çıkardım canım. Dost ve akraba kategorisinde yeterince fakir var zaten. Bak. Bir de şöyle bir seçeneğimiz var. Böyle ne çok zengin ne fakir. Orta sınıf, kafa dengi. Aman aman, onlar çok tehlikeli Nazlı. Ha şeytanın bacağını kırdı, ha kıracak derken bir ekonomik kriz olur. Tepe taklak kendini fakirlerin arasında bulursun. Aman Allah korusun. Bir de ikinci tür var. Onlar da sadece kariyer odaklı. İki kere, üç kere görüşüyorsun. Arazi yutulur ondan sonra. Bu da ikinci türden çıktı. Nazlıcığım, benim hatam şu oldu. Ben zengin, yakışıklı ve kafa dengi bir erkek buldum. Ama bu elegan görüntüm yüzünden o da beni zengin zannetti. Ben de üzülmesin diye bozmamak için bir şey diyemedim. Ah benim yüce gönüllü arkadaşım. Sen ne büyük insansın. Engin bozulmasın diye deve yüküyle yalan mı söyledin Patoş? Maalesef Nazot. İyi niyetimi suistimal etti zalim kader ve de felek. Canım kalk. Kalk sen arabeske bağlamadan, kalk yatalım. Hadi. Ay, ay dertler beni, ben dertleri. Hiç arabeske bağlama yavrucuğum, burası toparlanacak, kaçamazsın. Hadi elimse çekerim. Günaydın. Günaydın. Bugün için istediğim yemekleri buraya not ettim. Sonraki günler için İkbal Hanım yine haftalık listeyi iletir. Bu arada temizlik için birileri gelecek, sen uğraşma. Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Sen nasılsın? İyi günler tabii, size de kolay gelsin. Arkadaşlar, sizi buraya çağırdık çünkü
Rahmetli Demir Bey'in Demet Hanım'la ilgili hazırlattığı hisse devri dosyası bizim hukuk departmanından sonra sizin de elinizden geçmiş. Demir Bey bu dosya hakkında bir gizlilik derecesi belirtmemişti. Buna rağmen tüm dosyalarda olduğu gibi biz kimseyle konuşmadık. Tamer Bey'in de dediği gibi gizlilik bizim için her şeyden önce gelir. Bakın yanlış anlamayın. Biz sizi suçlamıyoruz. Ama bu sızıntının da nereden olduğunu bilmemiz gerekiyor. Yani Demir Bey belki bu dosyayı başka birilerine okutmuş yahut göstermiş de olabilir. Siz aklınıza bir şey gelirse bizi muhakkak haberdar edin. Teşekkür ederiz arkadaşlar. İyi günler. Kendimizinki yetmedi, başkalarının da canını sıkıyoruz. Ferit Bey, ben araştırmaya devam ediyorum. Siz merak etmeyin. Sadece siz de birazcık düşünün. Yani Demir Bey ya da Zeynep Hanım şirketin dışında o dosyanın bir kopyasını başka nerelere götürmüş olabilir? Şirket dışında dosya nerelerde dolaşmış olabilir? Yok ya, gelmeyeceğim. Sen benim yerime de imza atı ver. Ay, uyanamadım. Canım istemiyor Gamze. Ne yapacaksın? Çıkmayacağım evden bugün. Yarın takılırız. Şu Aylin'lerin dediği kafe var ya, oraya falan gideriz. Ay beleşçi seni. Tamam, bendensin. Dua et, zengin arkadaşın var. Dün burada yemedin. Her zaman burada yemiyorum. Söylemedim. Engin Bey'e diyorum işte, söylemedim. Yani neticede bana düşmez. Tarık Bey, benim hiç kötü bir niyetim yoktu zaten. İlk tanışmada öyle bir yanlış anlama olunca sonrasında düzeltemedim durumu. Böyle oldu işte. Ama en kısa zamanda gerçeği söyleyeceğim. Tamam tamam, yani neticede bana düşmez. Çok teşekkür ederim. Soda ayran? Ne olur. Pardon, bir soda ayran alabilir miyim? Peki efendim. Engin Bey'e de içirdim. O da beğendi. Ya. Ama bilgin olsun diye söylüyorum. Engin Bey soda ayran değil de daha çok taze sıkılmış meyve suyu insanıdır. Bu aralar yemekle de pek arası yok sıcaklardan. 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyor. Yani bir daha buluşursanız daha erken bir saatte buluşmayı öner diye söylüyorum. Bir de salatası güzel olan bir yere götürürsen mutlu olur yani. Tamam, bunlar aklımda olsun. Bu arada mekanı falan da kafana takmana gerek yok. Yani Engin Bey'in masasında herhangi bir kadının hesap ödemesi mümkün değil. Yani istediğin mekana götürebilirsin. Tamam. Bu sefer sen yapmak ister misin? Olur. İyiyim böyle. Yeter. Tamam. Evet. Şahane. Kaşıkla. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Nazlı Hanım. Evet benim. Demet Hanım villada sizinle görüşmek üzere bekliyor. Benim Demet Hanım'la konuşacak bir şeyim yok. Yalnız Bulut'la alakalı. Abi. Ferit Bey gelmiş. Seni görmek istiyor. Ferit Aslan. İyi saatte olsunlar. Hayrola inşallah. İyi, çağır gelsin. Ha Bekir, hemen alma. İçeri al ama şey de, Hakan Bey sizi biraz bekletecek. Meşgul de. Bir proje, büyük bir proje üzerine. Oo. Kimleri görüyorum? Ferit Aslan, seni görmek. Ne büyük sürpriz ya. Hayrola, buraya kadar geldiğine göre mühim bir şey var ha? Evinde söylemek istemediğim şeyleri burada söylemeye geldim. Bir şey dikkatini çekti mi? Bu aralar ne sık görüşüyoruz değil mi? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Otur bir kahve ısmar. Evet. Yine o pis oyunlarını oynamaya başladın. Beni, ailemi rahatsız, huzursuz etmek istiyorsun. Hem de küçük bir çocuğun hayatıyla oynama pahasına. Ferit bak, gerçekten ne demek? Küçük zaferin tadını iyice çıkar Hakan. Çünkü sana bunu misliyle ödeteceğim.
yaptıklarını burnundan fitil fitil getireceğim. Sadece yaptıklarının değil, yapmaya niyet ettiklerinin de hesabını soracağım senden. Hoş geldin Nazlı. Geç otur lütfen. Sağ ol. Bir şey içmek ister misin? Yok, ben almayayım. Teşekkür ederim. Peki. Nazlı, seni bir iş teklifinde bulunmak için davet ettim buraya. Takdir edersin ki Bulut'un eski düzenini bozmadan yeni bir hayat kurmak istiyorum ona. Ve bunun için gelip bizimle çalışmanı istiyorum. Demet Hanım, Bulut'un düzenini bozmamak için çok geç kaldınız. Hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruz ama değil mi Nazlıcığım? Umarım öyledir. Umarım gerçekten hepimiz Bulut'un iyiliğini istiyoruzdur. İşte bu yüzden gelip bizimle kalmanı istiyorum. Yani Bulut seni çok seviyor. Gerçekten dilinden düşürmüyor. Sen de onu çok seviyorsun, gördüm. Demet Hanım, ben aşçıyım. Aşçılık okudum. Bulut'u çok seviyorum. Bulut'a yardım etmek için elimden geleni yaparım. Ama bu benim için bir iş değil. Bunu iş olarak yapmıyorum. Ayrıca kaldı ki vesayet davası henüz sonuçlanmadı bile. Nazlıcığım, istersen hemen acele karar verme. Bir gün daha düşün, yarın konuşalım, olur mu? Bulut'u görmek ister misin? Çok sevinir. Çok isterim. Harika. Hah, Deniz de geldi. O da sağ olsun uğruyor her gün. Ama tabii nereye kadar işi gücü olacak netice itibariyle. Ne haber Nazlı? İyiyim, sen? İyi yani, olabildiğince. İyi. Bulut'un yanına geçelim o zaman hep beraber. Hadi buyurun. Bir gün bu plastik prova mankenlerinden kurtulup plastik cerrahinin eseri olan gerçek mankenleri terk edeceğim inşallah. Fatoş. Merhaba Engin. Nasılsın? Ay nasıl olayım vallahi. Günlerdir işten başımı kaldıramıyorum. Sabahtan akşama kadar çiz 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 parmaklarım su toplayacaktı neredeyse. Kusura bakma, sen de aramışsın ama bir türlü geri dönemedim. Hatanı telafi etmen lazım ama. Öyle kuru bir özürle kurtulamazsın ki. Seni yemeğe çıkarmam şart. Olur. Borcumu ödeyeyim ben o zaman. Tabii tabii öde. Ya daha fazla faiz işlemesin. Bugüne ne dersin? Olabilir. Ama senin için de mahsur yoksa biraz erken buluşalım mı? Çünkü saat 7'den sonra bir şey yememeye çalışıyorum da. Harika. Tamam, ben de öyle yapıyorum zaten. O zaman sen bir yer seç. O zaman şöyle güzel salata yiyeceğimiz bir yerlere gidelim mi? Hafif hafif. Yanında da taze sıkılmış meyve suyu içeriz. Vallahi ben de aynısını düşünüyordum. Fatoş, mide ikizi miyiz acaba biz? Tamam o zaman, ben sana mesaj atıyorum. Anlaştık, hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi bu bölümü geç. Ay, ay. Hadi bu bölümü geçebilirim. Dikkat et, yanacaksın. Nazlı, hoş geldin. Amca sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nazlı, biliyor musun? Bu televizyon benim her zaman adamda kalıyor. Hem de çok büyük bir ekranı var. Hem de altına da oyun makinesi aldırdım. Aha, çok güzel duruyor. Bak sen, öyle mi? Eğitici DVD'leri de var kütüphanesinde. Yaşına uygun belgeseller, filmler falan. Ama tabii oyundan onlara henüz sıra gelemedi. Yani yeni düzenimize alışmaya çalışıyoruz diyelim. Benim canım burada hiç kitap okumak istemiyor. Nedenmiş o? Hani sen böyle sesini değiştiriyorsun ya, o zaman çok güzel oluyor. Nazlı, ben seni çok özledim. Ben de. Oh. O zaman biz şimdi birlikte kitap okuyalım mı? Okuyalım. Hem belki amcandaki karakterlerden birini seslendirir. Tabii ya. Nerede kitapların? Şurada.
Hadi sen beni yönlendir. Benim gözüm kapalı. Tamam. Aşağı. Bu mu? Amca ne yapıyorsun ya? Araba var orada. O için nasıl kitap olsun? İn aşağı. Vallahi esaslı adammış şu şoför. Başkası olsa gerçeği çat diye yumurtlamıştı. Vallahi öyleymiş Asuman. Ne yapıyorsunuz? Akşam nereye gideceksiniz? Romantik bir yerler olsa falan. Akşam buluşmayacağız. Daha erken buluşacağız. Saat 7'den sonra yemek yemiyormuş. Tarık'tan aldım bu tüyoları Asuman. Vay be, Tarık'a bak sen. Hem yalanına ortak olsun, bir de üstüne tüyo falan versin. Melek olma yolunda ilerliyor adam. Tam. Fotoş'cum, ne yapacaksın? Söyleyecek misin bugün gerçekleri? Saçmalama Asuman ya, ne söylemesi. Daha çok yeni tanışıyoruz yani. Azıcık şöyle bir tanışalım, birbirimizi tanıyalım. Kan iyice bana kaynasın. Baktım benden vazgeçemeyecek gibi, o zaman söyleyeceğim. Tabii canım, tabii. Olursun inşallah, vazgeçilmez. Asuman şuradaki küpeleri bana uzatsana. İnce olanlar mı? Ha. Ne kızım, fakir fakir. Kıpkarı onlar daha iyi olur. Ver bakayım. Al şunları. Ve minik fare sonsuza kadar mutlu yaşadı. Yaşasın. Anlaştığımız gibi her gün telefonda okuduğun kısmı bana anlatacaksın. Tamam. Ama anlaştığımız gibi sen de bana her akşam masal anlatacaksın. Ama öyle çok uzun masal istemem. Kısa yeter, merak etme. Pazarlığa bak ya. Biz gidiyoruz şimdi. Öpücük ver bana. Yine geleceğim. Tamam. Hey! Nazlı geldi, bizi unuttu ya. Hadi görüşürüz, ben de gidiyorum. Görüşürüz. Nazlı, benim odamda böyle tavana yıldız gösteren bir tane dici lambası var. Onu da sen getirirsen çok sevinirim ama sen getir, tamam mı? Aa, aşk olsun Bulut'cum. Söyleseydin ya, ben alırdım aynısından. Ben kendiminkini istiyorum. Bulut, ben hallederim onu. Merak etme. Tamam, sen hallet. Bay bay. Görüşürüz. Hadi gel. Kaçıncı bölümde? Bulut hangi lambadan bahsetti anlamadım. Annesinin aldığı bir lambaydı. Kendi evlerinde şimdi. Gece tavanda dönen yıldızlara bakıp yatak sohbeti yaparlardı. Annesini özlemiştir. Aslında yani ben gidip alırım. Yani abimle Zeynep'in evine. Kazadan sonra ben o eve hiç gitmedim. Gidemedim. Ferit abi halletti her şeyi. Ev öylece duruyor. Benimle gelir misin? Gelirim tabii. Yani eninde sonunda gidecektim o eve. Ama en azından yalnız gitmeyeceğim. Havadan konuştuk, sudan konuştuk, denizden konuştuk, güneşten konuştuk, salatadan bile konuştuk. Ama senin işlerden mi konuşamadık? Konuşalım canım da. İşte öyle elbise tasarlıyorum. Sonra da atölyedeki kadınlar onu dikiyor. Yani bu tip şeyler senin ilgini çekmez diye anlatmıyorum. Ya geçen sefer öyle dalmışız ki. Ne atölyenin yerinden, ne markanın adından, hiçbir şeyden bahsedemedik. Hani ben de dedim, acaba ilgisizliğim yüzünden küstü de aramadım beni. Yok canım. Yani işimden konuşmamak benim işime gelir. Yani işime gelir derken sıkmamış olurum seni yani. Olur mu öyle şey? Estağfurullah. Muhabbetinden, sohbetinden keyif aldığım hanımefendinin mesleğinden de bahsetmek isterim. Yani ben bu işte daha yeni sayılırım Engin. İşte tasarımlarımı yeni yeni tanıtmaya çalışıyorum. Aslında portföyüm iyi. Gerçekten çok güzel. Ama böyle zengin hanımların yanında bir iki tane de ünlü isimler bulsam daha iyi olur. Ne bileyim, böyle sahneye çıkan ya da sosyal mecralarda aktif olan birileri falan. Bilmiyorum, bakalım. İyi olacak, hastanın ayağına doktor gelirmiş. Bak, Alya müzisyendir. Onun da desteğe ihtiyacı var. Belki birlikte çalışırsınız diye düşündüm. Alya!
Aa Engin. Bir saniye geliyorum. Teyze hiç kimsenin hiçbir şeye dokunmasını istemedi. Böylece kaldı ev. Ne haber? İşte sahnelerin yükselen yıldızı Alya. Ve moda dünyasının saklı cevheri. Fatoş. Merhaba Alya. Siz tanışıyor musunuz? Siz nereden tanışıyorsunuz esas Fatoş'la? Engin beni sosyete elbise diken bir moda evi sahibi olarak biliyor. Ha? Ne olarak bilmeliydim? Ne olarak bileceksin canım? Doğru biliyorsun işte. Biricik modacım Fatoş. Seni gördüğüme çok sevindim. Ne konuşuyorsunuz bilmiyorum ama sen konuş, ben devam ederim. Ay Alya. Ay seni görünce nasıl şaşırdım? Bir an böyle dona kaldım resmen. Ay biz daha çok yeni tanıştık. Benim bir müşterim tavsiye etmiş Alya'ya beni. Geçen gün atölyeye geldi. Böyle üzerine neler yapsak işte stilini şöyle yapalım, böyle yapalım, şunu dikelim, bunu dikelim dedik ama daha bir şey yapmamıştık. Ay resmen tutuldum kaldım seni görünce. Ben de aklım sırasız tanıştırmaya çalışıyorum. Yani aslında bana çoktan kıyafet dikmiş olması lazımdı ama benim ayıbım. Bir türlü gidemedim atölyeye. Bize katılmaz mısın Ali'ye? Beraber yemek yiyelim. Yok. Katılmayayım ben size. Zaten işim var. Bir de baş başısınız, bozmayayım. Sonra görüşürüz zaten. Görüşürüz. Şaka. Görüşeceğiz. Kalksak mı acaba artık? Daha çok erken değil mi? Ya benim yarın bir sunumum var da çok önemli. Birkaç şeyin üzerinden geçmek istiyorum. Olur. Tamam. Hesabı isteyeyim ben o zaman. Ama bak bir dahaki görüşmemizde de Alya'nın konserine gideriz. Tamam olur. Tatlı kız ama değil mi Alya? Çok. Geçen seneki yaş günü. Ne kadar güzeller. Çok mutlular. Zeynep çiftlikte büyük bir parti vermek istemişti. Abim de itiraz etmişti. Bulut arkadaşlarıyla olmak istiyor. Bütün arkadaşlar çiftliğe kadar gelemezler falan diye. En sonunda Ferit abi el atmıştı durumu. Hepimizi tatile götürmüştü. Orada hep beraber olunca böyle başka hiçbir şey aramadık. Çok mutluyduk. Geriye bir tek fotoğraflar kaldı işte. Sadece fotoğraflar değil Deniz. Anılar kaldı. Bulut çok şanslı. Senin gibi bir amcası var. Sen ona tüm bu anları hatırlatacaksın. Annesiyle babasını hiç unutmayacak. Teşekkür ederim. Sen olmasaydın yapamazdım. Buraya gelemezdim. İyi olman çok önemli. Herkesin sana ihtiyacı var. En çok Bulut'un. Ben kalksam iyi olur artık. Telefonumun şarjı bitti. Kızlar meraktan ölmüştür. Benden ara. Zaten direkt eve gideceğim. Gerek yok. Ben lambayı alayım. Bir
dahaki sefere çok güzel karides salatası yapan bir yer var. Oraya götüreceğim seni. Tamam. Bırakalım. Yok yok, çok teşekkürler. Ben şuradan bir taksiye binip giderim. Hiç gerek yok. Peki madem bu kadar kararlıysan ısrar etmeyeyim. Tarık, hanımefendiye bir taksi ayarlayabilir misin? Tabii tabii. Çağıralım bir taksi. Bir dahaki sefere arayı bu kadar açmadan buluşalım ve daha detaylı sohbet edelim istiyorum. Heyecanla bekleyeceğim abi. Aslında sana işimle ilgili anlatmak istediğim bir sürü şey var ama... Neyse, bugünlük de gizemimi koruyayım bari. Fatoş Hanım, buyurun taksiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim. İstanbul'da Alya ile aynı restorana denk gelmek nedir ya? Böyle bir şans olabilir mi? Yani maşallah size de. Ben bütün gün böyle evde yatıp uyuyayım, mayışayım. Siz gidin her şeyi yaşayın benim yerime de. Vallahi bir gün bu Engin meselesi yüzünden kalpten gideceğim. Hiç ilgilenmiyorsunuz benim derdimle. Ay Fatoş, aşk olsun ya. Yıllardır ilgileniyoruz kızım seninle. Ayrıca bir şey söyleyeceğim ya. Yalan söylerken bize mi sordun? Çenen durmuyor, çenen. Ali arıyor. Alo? Fatoş, doğru düzgün konuşamadık da anlayamadım da ne oluyor, merak da ettim. Bir yüz yüze konuşsak mı? Tabii olur. Ne zaman istersen. Şimdi hemen mesela. Neredesin? Evdeyim. Tamam, sen bana konum at, atlayıp geliyorum. Tamam oldu, atıyorum. Hadi görüşürüz. Alya buraya geliyor konuşmaya. Alya mı geliyor? Ay kızlar, kalkın kalkın, şunları toparlayalım, bir şey yapalım ya. Bu ne ev rezil halde? Asuman kızım, onlar bohem insanlar. Öyle çok sevmezler derli toplu evi. Hatta bence biraz daha dağıt. Aslı kesin kalaylayacak beni. Sen nasıl pis, nasıl adi bir yalancısın diyecek, suratıma tükürecek. Ya Fatoş, Allah aşkına ne yaptın, suratına tükürülecek? Yani ayrıca kusura bakma, destek olmak isterdim ama yeterince yorucu bir gün geçirdim. Hiç misafiri ağırlayamayacak. Hala da oturuyor. Kalksana kızım. Ay Allah'ım, ben ne yapacağım? Kahve çok güzel kokuyor ya. İthal mi bu? Sevdin mi? Vereyim sana. Ablama gittim. Bulut'u görmeye. Bundan sonra her gün uğrayacağım. Çok sağ ol Deniz. Bulut'u yalnız bırakmamamız lazım. Biliyorsun ben geçmişteki hikaye yüzünden pek gitmek istemiyorum oraya. Biliyorum abi. Yani nişanlandınız, ayrıldınız. Bitti gitti. Ama... Küçükken de görüyordum, şimdi daha net görüyorum. Yani ablamla siz olmazdınız abi. Demet Hakan'ın etkisi altında çok kalıyor. Asıl çıbanın başı Hakan. Yoksa bizim aileyle sizin aile arasına bugüne kadar hiçbir şey girmedi. Bizim ailemiz, sizin aileniz yok. Biz tek bir aileyiz. Benim Demet'le nişanım bozulduğunda bile kimsenin kimseyle arası kötü olmadı. Tabii ama... Boşanmanızı bütün aile onaylamıştı. Demet benim ablam. Ama hiçbir hareketini tasvip etmedim. Sen nasıl oldun? İyi yani. Daha iyi günlerim olmuştu. Beni hayata bağlayan bir şeyle karşılaşınca böyle dört kolla sarılıyorum. Ama çok acayip olay ya. Yani ben hayatta bu kadar komik, saçma bir şey duymadım. Abi çok komik değil mi? Ya insanların böyle birbirini tanıyor olması falan. E hayatta seni sıkıştırmış. Çıkamıyorsun oradan. Ama niyetin iyi, ben seni görüyorum. Ay Ayla, zaten gerçekten ben Engin'i kandırmak niyetinde değildim. Vallahi bak. E yani Fatoş şimdi bir sürü yalan söyledi Engin'e. Kendini nasıl aklayacak bu kız? Vallahi kızlar, bizim bunu bir şekilde Engin'e anlatmamız lazım. Yani. Ama anlatsak da ben seni seveceğine inanıyorum. Ya parabola ilgili kısımda yalan var sadece zaten. Tamam kız, yardım edeceğim ben sana. Yani en azından durumu alıştıra alıştıra anlatırız. Uygun zamanda, doğru yerde, doğru şekilde anlatırız bir şekilde. Bu konuda yardım edeceğim. Ama gerisi sana ve ilişkinize kalmış. Ay Ayla ya, çok teşekkür ederim. Ne kadar
kadar hoş bir tablo. Duygusal anlar. Vallahi çok acayip ya. Bulut nasıldı bugün? Buruk. Ama belli etmemeye çalışıyor. Nazlı da gelmişti. Ablam çağırmış yani konuşmak için. Ne konuşacakmış Nazlı'yla? İş teklif etmiş. Nazlı'nın bir işi var. Evet ama Bulut orada ya. Bulut'a baksın istemiş. Bulut'la da Nazlı'nın arası çok iyi biliyorsun. Nazlı ne demiş peki? Düşüneceğim demiş. Kafası karışıktı bayağı. Nazlıcığım, sen uyumadın mı daha? Ne bileyim, uyku tutmadı. Aa. Sizinle konuşsam daha iyi olacak galiba. Tamam, konuşalım. Hayırdır, ne oldu? Demet Hanım, yani Bulut'un halası bugün bana iş teklif etti. Ne alaka ya? Bulut'un yanında olmam için. Ha, o mesele. Ben kadından pek hoşlanmıyorum. Bunu da açıkça belli ettim bugün. Benim işimin çocuk bakmak olmadığını, bunu iş olarak yapmadığımı, sadece Bulut'u çok sevdiğimi ve yanında olmak istediğimi anlattım. Ama bir taraftan da Bulut'u orada bir başına bırakmak içime sinmiyor. Aklım orada kalıyor. Ay çok haklısın Nazlı. Zaten kadınla ilgili böyle hissediyorsan vardır yani gerçeklik payı. Ya ne bileyim şimdi bu kadın Bulut'u görmek için seni kullandı ya. Ben bir gıcık oldum bu kadına. Ayrıca da yani bu yaptığı şeyden sonra onun yanında çalışmayı kabul etsen bile sonra nasıl güveneceksin ki ona? Sen ne düşünüyorsun? Yani sen seviyorsun Bulut'u. Onun yanında olman da güzel olur tabii. Hem Demet Hanım da nüfuzlu birisi. Yani öyle görünüyor. İyi bir patron olur demeye çalışıyorum. Vallahi ben öyle düşünmüyorum Nazlı. Ferit zaten söylemedim ben Bulut'u geri alacağım diye. O zaman nasıl döneceksin adamın evine? Olmaz. İş teklif etmişmiş. Yok ya. Yüzsüze bak. Kimsin lan sen? Kimsin? Kimsin lan sen? Gel buraya. Seni gebertirim. Aa, dur. Ben Alia. Ne yapıyorsun burada? Fotoğraf makinemi unutmuşum sende. Yani aylardır kullanmıyordum. Grup için lazım oldu. Ne kadar ince düşüncelisin. Çok komik bunlar ya. Zombi müzisyen Balat'ta yakalandı. Göstersene şunları. Ne? Göster şunları ya. Hayır. Göstermeyeceğim. Ne göster? Hayır. Ya göster. Hayır, o kadar flaş da çekeyim. Hayır bak. Arkadaş kalacaktık.
Fena çıkmamışım ya. Bana yollasana bunları da. Eve gideceğim. Sonra mail atarım. Görüşürüz. Görüşürüz. Senden daha çok para kazanacağız. Asuman, ablacığım uyan hadi bak sabah oldu. Asuman alarmın çalıyor. Dersin yok mu senin? Sabah biter sonra gideceğim. Ya ablacığım öyleyse niye kurdun alarmı? Fır fır ötüyor. Abla ver, ben kaparım onu. Ver onu. Ver onu! Ver! Ya sen niye beni... Kes sesini! Bunlar... Bunlar Demet Hanım'ın mahkemeye verdiği belgeler. Osman ne yaptın sen? Osman ne yaptın sen? Osman... Osman neler çeviriyorsun sen? Çimento şirketi satın almışız. Biliyorum, ben istedim. Şirket içindeki sızıntı bulunana kadar da kimseye söylemedim. Yani neden Ferit? Ne işimize yarayacak orası? Piyasada önemsiz küçük bir şirket. Hakan için önemli bir şirket ama. Orası üzerinden başka planları vardı. Görüşmelerde sona gelmişlerdi ama benim teklifimi duyunca itiraz edemediler. Yönetim kurulunda nasıl açıklayacaksın peki bu durumu? Hakan'dan hırsımı alamadım, bastım parayı satın aldım mı diyeceksin. Kâr edemeyeceğimiz öyle bir yatırım bu. Engin. Ben bu işe kendi yatırımımla giriyorum. Şirketin hesabını karıştırmıyorum. Hakan'ın almak için varını yoğunu ortaya koyduğu ne varsa hepsini alacağım elinden. Sen nasıl yaparsın böyle bir şey ya? Nasıl yaparsın? Nasıl yaparsın? Ne ara çektin o fotoğrafları? Ne ara gittin Demet'le konuştun? Sen de hiç utanma yok mu ya? Hiç vicdan yok mu? Nazlıcığım tamam artık, olan olmuş. Bundan sonra ne yapacağız onu bir düşünelim. Olan oldu Fatoş. Olan oldu. Ben nasıl bakacağım o çocuğun yüzüne? Zavallı çocuğun başına gelmeye kalmamıştı. Son darbeyi kardeşim vurdu mu diyeceğim. Bir de utanmadan gitmiş o parayla hediye almış yüzsüz. Sen zavallı bir çocuğun günahına girdin Asuman. Sen bizim başımızı çok büyük belaya soktun. Sana yazıklar olsun. İyi de abla sen söyleme. Sus! Hala konuşuyorsunuz, defol! Sus, kalk git okula çabucak. Dokuz ortada ben... Defol git, gözüm görmesin seni. Gözüm görmesin. Naz, 2 dakika sakinleşir misin? Fatoş, ben ne yapacağım? Kadın bir de utanmadan bana iş teklif etti. Yılan. Ben o çatının altına. Yılan. Bulut için bile giremem o eve, ben ne yapacağım? Ne yapacağım? Ben nasıl çıkacağım bu işin içinden? Demet de tutmuş Nazlı'ya iş teklif etmiş. Bulut'un yanında olmasını, onlarla çalışmasını istiyor. Ya benim de hoşuma gitmedi bu durum ama... Bulut düşünüldüğünde çok da mantıksız değil. Asıl mantıksız olan Bulut'un o evde olması. Demet geçmişte olan hesabını Bulut üzerinden görmeye çalışıyor. Hakan da bizim şirketi ele geçirmek için onu kullanıyor. Küçücük çocuğu oyuncak ettiler. Şerefsizler. Demet de Hakan da bunun hesabını verecek. Ne demek Ferit Aslan'ın şirketiyle anlaştılar? Ne demek? Nasıl anlaşırlar? Neden?
Benim niçin şu anda bundan haberim oluyor? Biz de bilemedik Hakan Bey. Bugün birleşme öncesi bazı prosedürleri halletmek için aradım. Böyle bir cevap verdiler. Biz de şaşkınız. Şaşıramazsın. Sen şaşamazsın. Sen benim çalışanımsın. Sen şaşırmayacaksın. Sen şaşırtacaksın. Senin atılan her adımdan, alınan her nefesten haberim olacak. Ama sana şaşıracağım bir şey söyleyeyim. Defol! Kovuldun! Ama Hakan Bey... Defol! Uğraştığım şeye bak! Abi, izin verirsen şu beceriksize bir dersini vereyim. Yok yok Bekir, gerek yok. Aslında iyi oldu biliyor musun? Baksana, böylelikle Ferit Aslan'ın sinirlendiğini de öğrenmiş olduk. Sinirlenince yapmayacağı şeyler yapıyor Ferit Aslan. Güzel güzel, güzel çok güzel. Sinirlensin. Ben daha ona neler yapacağım o sinirlensin. Şimdi sana çok güzel bir şey hazırlayacağım bak. Önce şundan sürüyoruz. Şöyle iyice. Reçel koyayım mı üzerine? Reçel sevmem, çikolata sür. Aa, ama olur mu canım öyle şey? Hem çikolata sağlığa zararlı. Bak bu çok güzel bir reçel, organik. Reçel sevmem, çikolata sür. Bence Bulut'un yanaklarına bal sürelim. Amca. İyice bal çocuk gibi ol. Ne yapıyorsun? İyiyim, hoş geldin. Hoş bulduk. Denizciğim, otursana bir şeyler yersin. Yok ya, ben yedim bir şeyler. Ama belki biraz buradan yiyebilirim. Amca. Çok lezzetli. Çalışmaya başlamadan önce senden bir şans öpücüğü alayım dedim. Çok iyi yaptın. Ben de Nazlı'dan haber bekliyorum. Bakarsın bu öpücük ona da yarar. Hah, iyi insan lafının üzerine demişler. Nazlı arıyor. Alo Nazlı'cığım. Demet Hanım. Ben teklifinizi düşündüm. Kabul etmiyorum. Nazlı ama... Ben kararımı verdim. Sizinle çalışmayacağım. İyi günler. Burada çalışmak istemediğini söyledi. Keyfi bilir canım. Demek Bulut'u o kadar da önemsemiyor. Olur mu canım öyle şey? Bulut, Nazlı seni çok seviyor. Evet çok seviyor. Ben birkaç gün sonra zaten dayımın evine yine geri döneceğim. O bunu zaten biliyordur. O yüzden gelmemişti. Bu insanların yüzüne ben bir daha nasıl bakacağım? Ben nasıl böyle bir duruma düştüm Fatoş? Bu insanlar bana güvendi. Bana güvendi. Benim kardeşim niye böyle biri oldu? Ben nasıl bakacağım bu insanların yüzüne? Çok haklısın Nazlı. Ay bir de Bulut Ferit Bey için o kadar önemli ki. Asuman'ın böyle bir şey yaptığını bir öğrenirse burnundan fitil fitil getirir. Hapse bile tıktırır yani. Gerçi Asuman'a da iyi bir ders olur ama. Asuman benim kardeşim Fatoş. Benim onu korumam lazımdı. O bana emanet. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım? Ferit Bey'e söyleyeceğim. Yok artık. İleride kendi öğrenirse canımızı okur. İlk benden duyması lazım. Benim söylemem lazım. Yarım saat sonra çalıştığımız hukuk bürosundan gelecekler. Konuşalım bakalım. Belge oradan sızmış olabilir mi? Deniz mesaj atmış. Demet'in yanından. Nazlı Demet'in teklifini kabul etmemiş. Bu kızın kafası da seninki gibi çalışıyor. Hadi yarım saat sonra görüşürüz. Görüşürüz Deniz'ciğim. Konuşuruz. Tamam. Tamam ben seni sonra arayacağım. Görüşürüz. Oo müfettiş bey. Teftiş bitti mi? Oo şakacı bey. Dergiler işe yaramamış. Görüşürüz. Ay Hakan Allah aşkına yani her seferinde aynı şey.
Niye erken geldin sen? Şirkette bunaldım, sıkıldım. İşleri yanıma aldım. Bir de avukatları da çağırdım. Burada toplantı yapacağız. Sen de Bulut'tan ayrı kalmamış olursun, tamam mı? İyi. Niye eve geliyorlar vesaire için? Tabii aşkım, ikinci dava var ya. Ne yapacağız, nasıl bir yol izleyeceğiz? Onlara bakmak lazım. Bulut'la aramı iyi tutuyorsun değil mi? İdare ediyorum işte Hakan. Gönlünü hoş tutuyoruz Paşa'nın. Daha ne yapalım? İyi, iyi yapıyorsun. Ne yaptın peki bugün? Ferit Bey, Bay Nakatani'ye alınacak hediyeye karar vermemiz gerekiyor. İkbal Hanım, şu anda onu hiç düşünemeyeceğim. Siz halledin. Ferit Bey, siz yine de bir baksanız. Nazlı. Merhaba. Biliyor musun, tam zamanında geldim. Ferit Bey, ben önemli bir konu hakkında konuşmak için geldim. İkbal Hanım, Nakatani hediyesine Nazlı'yla karar verebilirsiniz. Kendisiyle epeyce zaman geçirdi, fikir verebilir. Ferit Bey, mesele... Siz odama geçin, orada bakın, benim kısa bir görüşmem var. Onu halledip hemen geliyorum. Nazmiye Hanım. Oda yukarıda, buyurun. Şimdi İrfan, konuştuklarımızdan anladığım kadarıyla herhangi bir pürüz, bir sıkıntımız yok. Tamam yani her şey, ha? Tamam Hakan Bey. İmzalarınızı da aldık. Vesayet davası için ikinci duruşmaya hazırız. Güzel. Peki bu sefer vesayeti tam olarak alabilecek miyiz? Çok büyük ihtimalle. Ve Bulut'un vesayetini tam olarak aldığınızda... anne babasına ait olan Pusula Holding hisselerinin yönetimi de size geçmiş olacak. Haftaya cuma değil mi mahkeme? Evet, cuma günü Hakan Bey. Ayrıca... size güzel bir haberim var. Nedir? Demet Hanım. Bir açık daha yakaladık. Neymiş? Bir ihtimal ikinci duruşmaya çıkmadan hisseler üzerinde söz sahibi olabileceksiniz. Şimdi detayları anlatacağım. İhtiyati tedbir kararı gibi bir şey diyeyim. O halde siz detayları konuşmaya devam edin. Benim ufak bir işim var. Aşkım, kızlara söyler misin? Pasta börek bir şeyler getirsinler. Tabii ki, tabii. Anlat İrfan, seni dinliyorum. Hakan Bey. Efendim. Demet Hanım, ben aradım sizi de... Müsait değildi Masuman. Ne söyleyecektin? Demet Hanım ablamı öğrendi yani. Belgeleri size benim ulaştırdığımı falan öğrendi. Öğrendi mi? Emin misin? Yani telefonumu karıştırırken çektiğim fotoğrafları falan gördü. Demet Hanım, ben korkuyorum biraz yani. Ablam ve Ferit Bey'e falan söylerse... Oh, sakin ol Asuma. Ayrıca ablam beni bugün aradı. İş teklifimi de reddetti. Bu olayla alakalı da hiçbir şey söylemedi. Şimdilik sırrını saklayacak demek ki. İyi de Demet Hanım, siz benim ablamı tanımazsınız yani. Ben onu söylemesin diye ikna etmek için ne yaparsam yapayım onun umurunda olmaz. Doğrucu Davut'tur'a gidip söyler her şeyi. Sakin ol. Ayrıca ortalığı yeteri kadar karıştırmışsın zaten. Hiçbir şey yapma. Gözünü kulağını dört aç. Yeni bir şey öğrenirsen de beni ara. Bu kadar. Bildiğim kadarıyla bunların elde yapılanları da var, yani işlemelerinin. Bay Nakatani bir konuşmamızda kılıçlardan hoşlandığından bahsetmişti. Böyle geleneksel bir kamu ilgisini çeker. Tamam. Olur. Ben bir asistanlarıma söyleyeyim de bir araştırsınlar. Ferit Bey, bir şey mi oldu? Olmadı. Problem de bu. Çalıştığımız hukuk bürosunun yetkilileriyle konuştuk. Dosyonlardan sızmış olamazmış. Topu bizim hukuk birimine atıyorlar. Bizim hukuk birimi de onlardan sızmayacağını söyleyip topu karşı tarafın hukuk birimine atıyor ama. Evet, tam da bu. Ortada sızdırılmış bir dosya var ve bu dosya sadece bu iki yerde ve benim evimde bulunmuş bir dosya. Benim evimden çalınamayacağına göre ya hukuk bürosunda ya da bizim hukuk birimimizde bir köstebek var. İçlerinden biri çıkar diye de korkup üstünü kapamaya çalışıyorlar. İkbal Hanım, böyle sorarak öğrenemeyeceğiz. Başka bir yöntem bulmamız lazım. Ben bu işi gizlice araştırmanın bir yolunu bulacağım Ferit Bey. Siz merak etmeyin. Lütfen. Bunu kimin yaptığını bir an evvel bulalım ve en ağır şekilde cezalandıralım. O kişinin bunu yaptığına, yapacağına pişman olmasını istiyorum. Siz merak etmeyin. Ya, bu arada biz Nazmiye Hanım'la hediye olayını hallettik. Siz de bakmak ister misiniz? Siz Nazlı'yla baktıysanız tamam. Benim bakmama gerek yok. Özür dilerim Nazlı. Kendi meselelerimle başını şişirdim. Önemli değil. Yani Bulut'un meselesi hepimizin meselesi.
Nazlı, teşekkür ederim. Demet'in teklifini kabul etmediğin için. Deniz haber verdi. Bulut'u ziyaret ederken öğrenmiş. Basit bir şeymiş gibi gözükebilir. Ama bu desteğin benim için gerçekten çok önemli. Demet'e kalmamış olmanı sevindim. Hem Bulut yakında eve geri gelecek. Tekrar birlikte düzenimizi kuracağız. Sen gerçekten çok iyisin. Ben gideyim o zaman, evde çok iş var. Nazlı, hoş geldin. Hoş geldin. Evet. Şahane görünüyorsun. Ne yaptın, söyledin mi? Aç mısın? Çok. Söyleyemedim Fatoş. Ne diyecektim? Kardeşim hain. Kusura bakmayın. Ama kardeş, ne yapacaksın? Atsan atılmaz, satsan satılmaz mı diyecektim. Abla, ya bir tarafın diyor ki çık işten. Ama insanlar o kadar güvenirken ben nasıl yarı yolda bırakayım? Ama kalmaya kalksam, adam bugün gözümün önünde intikam yemin etti. Ne yapacağım ben Fatoş? Abla çok özür dilerim. Çok geç Asuman artık özürler için. Sen nasıl bu kadar acımasız oldun ya? Nasıl bu kadar hain oldun? Ne zaman oldun? Ya abla, birisi dayısı, birisi halası zaten. Vergiyi hasır al dedi de kızmıyorsunuz, ortaya çıkarttım diye bana kızıyorsunuz. Zaten Ferit Bey saklamış bu vergiyi. Bırak artık zenginler kendi dertleriyle uğraşsın. Senin benim gibi sıradan insanlar da kendi dertleriyle. Ay, şu havlara bak. Nasıl duygu sömürüsü yapıyor? Ya Nazlı, Ferit Demet'in ne mal olduğunu bilmesi o belgeleri saklar mı? Hiç. Biliyorum Fatoş, biliyorum. Ama kafam çok karışık. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sen kalbime denk gelen. Sen kimsin? Ne işin var burada? Asıl sen kimsin? Bak, eğer hemen gidersen kimseye seni gördüğümü söylemem. Eğer Ferit Bey gelir de evine gizlice girdiğini, bir de tuş falan aldığını görürse öldürür seni, yaşatmaz. Ferit Bey benim. Burası benim evim. Hep bu kadar çok konuşmak zorunda mısın? Hayır. Sadece açıklama yapmak zorunda bırakılınca. Yemek yapmaya nereden merak sardın? Annem. Annem çok güzel yemek yapardı. Onu izlemek bile keyifliydi. Oh, dayısının bir tanesi. Yakışıklı yeğenim. Ne yapıyorsun? Hı? Gel onunla izleyelim. Biliyor musun? Biz bugün Nazlı'yla çok eğlendik. Öyle mi? Bir kez sevdasına ne hallere düştük ya? Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen. Merhaba. Siz de mi bahçedik kedini sizin duydunuz? Hayır, duymadım. Ay, ondan geldiniz sandım. Bahçede yavru kedi var. Haberiniz var mıydı? Öyle mi? Evet. Siz niye geldiniz o zaman? Ben kedi sesi değil de kapıda sesler duyunca geldim. Ha tamam. Eğer görürseniz karnı aç, mama verin. Çok ağladı, uyutmadı beni. Belki ben bulurum ama onu sonra. Yakıverdin ışıkları, hayret ettim kalbime bazen mutluluktan.
Şu mahkemeye sunulan belgeler cep telefonuyla çekilmiş fotoğraflar aslında değil mi? Muhtemelen Ferit Bey. O yüzden şimdilik sadece geçici vesayeti almalarını yaradı bu durum. Biz hep dosyayı kim sızdırdı diye düşündük. Ama fotoğrafların kendisini hiç düşünmedik. Yani o fotoğraflar nerede çekilmiş, neyle çekilmiş? Fotoğrafların orijinal dijital kayıtlarını inceleyebilirsek... ...fotoğrafların nerede, ne zaman çekildiğini öğrenebiliriz. Yani teknolojide artık bunlar mümkün. O zaman şöyle yapalım Ferit Bey. Bu delillerin orijinallerini isteyelim. Yani sahte olup olmadıklarının kontrolü diye başvururuz. Neticede incelemede bütün detaylar ortaya çıkar zaten. O halde lütfen hemen girişimde bulun. Peki Ferit Bey. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Al bakalım. Nane limon boşum sana çok iyi gelecek. Teşekkür ederim Fatoş'um. Ay yaz vakti bu ne hastalığı Nazlı? Ay ne bileyim ya, kaptım şifayı bir yerden. Ferit Beyciğim'in evinde çalışırken terlediysen... ...sonra bahçeye çıkınca boğazdan esmiştir böyle rüzgar, üşütmüşsündür belki de. Küldürme beni ya, hastayım ben. Fatoş, hiç fırsat kaçırmıyorsun. Ben çıkıyorum. Derse gideceğim, akşam görüşürüz. Aa, Alya! Alya? Alo Fatoş. Engin şimdi spor salonunda. Esin hemen eşofmanlarının yanına alıyorsun, atlayıp buraya geliyorsun. Bu işi bitiriyoruz. Hemen şimdi mi? Bak şimdi. Ben gideceğim Engin'in yanına birazdan. Muhabbete başlayacağım. Sonra sen geleceksin, muhabbeti harlayacağız. Tamam mı? İnce ince de konuyu anlatacağız. Artık itiraz istemiyorum. Tamam ya. Açıklayalım vallahi. Ben de artık rahatlayayım, olsun bitsin bu iş. Sen bana adresi gönder, ben hazırlanıp geleceğim. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Nazlı'cığım, ben seni bugün birazcık yalnız bıraksam olur mu? Olur. Ben zaten toparlanırım birazdan, iyiyim. Tamam. Biz Alya'yla şu Engin meselesini çözeceğiz çünkü de. Ya da benim cenazemi kaldıracağız. Hadi seni öpeyim. Ay, dur bana bulaşmasın şimdi. İyi şanslar. Korkma. Ay tamam. Allah'ım sana geliyorum. Alya, senin ne işin var burada be? Formumu neye borçluyum sanıyorsun? Genetik yapına tabii ki. Ben senin yiyip yiyip kilo almadığını biliyorum. Sen iş günü burada ne yapıyorsun? Biz senin kadar şanssız değiliz. Haftanın 3 günü yemek yerine spora geliyoruz işte. Demek ki bu aralar Engin Bey bekar. Yoksa şu an güzel bir kadınla şık bir restoranda bir şeyler içiyor olurdu. Bıraktım o işleri be Alya. Artık daha ciddi takılıyorum. Peki bunun geçen gün yanında gördüğüm Fatoş'la bir ilgisi olabilir mi acaba? Yani haklısın, ben de çok sevdim, çok tatlı kız. Senin yanındaki bambilerle hiç alakası yok. Çok farklı bir Alya. Yani dobra, dürüst, neşeli. Böyle iç dışı bir bambaşka işte. Yalanı yok, dolanı yok. Aa, Fatoş? Aa, merhaba. Fatoş? Biz de şimdi senden bahsettik desem inanır mısın ya? İnanırım vallahi. Vallahi seni gördüğüme çok sevindim. Çok güzel görünüyorsun. Ay çok teşekkür ederim Alya. Burada karşılaşmamız çok iyi oldu. Ben de seninle Fatoş. Aslında geçen ne duydum biliyor musun? Bu ünlü şarkıcı Semire senden tasarım istemiş galiba. Yakında meşhur mu oluyorsun yoksa? Ha. Sence nasıl haber Engin? Yani bahsettiğiniz kişiyi tanımıyorum ama... Hani... İşin içinde Fatoş varsa başarı olacak demektir elbette. Ben de çok tanımıyorum zaten. Engin Bey, iş yerinizden aradılar. Önemliymiş. Önemli miymiş? Dönerim hemen istedim. Ünlü şarkıcı Semira mı? Ay sen ne yaptın? Fatoş ne yapayım? Ben konuşmasam sen daha fazla konuşacaktın, batıracaktın. Yani... Böyle olmaz. Seni öyle bir anlattı ki kafasındaki Fatoş imajını yerle bir etmeden bir şeyler yapmamız lazım. Başka türlü yapmamız lazım. Allah'ım bittim ben. Fatoş tamam geldim. Merhaba.
yine ben. Ben Bulut'u görmeye gidiyorum da olağan ziyaretimi. Sen de gelmek istersin diye düşündüm. İstersen şimdi çıkalım, daha sonra ben seni işe bırakırım. Deniz, ben kendim bugün çok iyi hissetmiyorum. Muhtemelen işe gitmem. Arasaydın keşke. Çok iyi gözükmüyorsun hakikaten. Bir bakayım. Çok ateşim var. İlaç falan aldın mı? Yok, ilaçlık bir şeyim yoktu. Yani bir burun akıntısı, hapşırık, halsizlik falan. Şifa niyetine bir çorbaya ihtiyacım var senin. Mutfak nerede? Şurada. Ha. Deniz, ayakkabılar. Aa, tabii. Sen aşçısın zaten, patatesin, soğanın falan vardır. İzninle. Aa, zencefil de var. Gerekiyordu. Tuz, karabiber, zencefil, tencere. Bu arada pardon ya, ben böyle gaza gelip birden dan diye girdim ama izin var mı? Tuz, karabiber şurada, tencereler de burada. Sen yat dinlen bence. Yani geri kalanı bana bırak. Alev Allah, sen ne dersen de ben söyleyip kurtulacağım. Hayır, saçmalama, şu an hiç sırası değil. Aynen yani. Gelsin. Pardon, beklettim. Ya Fatoş, şimdi seni hazır yakalamışken çıkalım buradan beraber bir şeyler yapalım derdim ama ofise dönmem gerekiyor. Akşam müsaitsem işler yapalım mı? Engin, ben aslında Fatoş'un bu akşam bana sözü var. Yani moda evine gidip tasarımlara bakacağız. Evet, gidip artık tasarımlarıma bakacağız mecburen. İyi, tamam. O zaman haberleşiriz. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Allah'ım, battıkça batıyorum. Halledeceğiz. Ne yapacağız? Halledeceğiz. Hadi gel gidelim, hadi. Afiyet olsun. İnanılmaz güzel kokuyor. Bunu yiyecek 20 kişinin kalanı nerede? Peki, bomba soru. Neyle servis edeceğiz? Hakikaten nasıl olacak o ya? Kepçe. Çok basit bir çözüm. Ben kepçeyi çorbayla birlikte getirmedim. Çünkü çorba çok sıcak, bir parça ılıması gerekiyor. Bir kepçe alımı süresinde ideal sıcaklığa ulaşır diye tahmin ediyorum. Duyduğum en iyi bahane. Fatoş, dur. Ben açarım. Aa, Deniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ay, hoş buldum. Harika çorban var. İçer misiniz? Soğuk suyun var mı? Bilmem, var mı? Vardır, vardır. Siz nereden böyle? Biz. Biz Fatoş'la benim kıyafetler için işte kumaş bakmıştık. Şimdi de tasarımlara bakacağız. Geçsene içeri. Ayakta kaldın. Aliye, ayakkabılar. Bir baktım Nazlı hastaymış. Ben de böyle gaza gelip hepimize yetecek kadar çorba yaptım. Çorba mı yaptı sana? Ben iki tane daha tabak getireyim o zaman. Aileciğim, terlikleri bulabildin mi orada? Gördüm. Aşkım. Canım. Sen ne zaman geldin? Biraz önce. Sen Bulut'un yanında olmayacak mıydın ha? Bir şey mi oldu? Hayır. Ama bugün için tek bir planım var. O da senin yanında olmak. Nedenmiş Demet Hanım? Çünkü bu zaferi tek başına kutlayacağını düşünmüyordun herhalde, değil mi? Aa, o zaman bu zafer dansını bana lütfeder misin? Elbette ki. Vallahi son damlasına kadar içtim. Çok güzel olmuş Deniz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Ya benim de yapmayı bildiğim tek çorba zaten. Nazlı,
Sen hala Ferit'in yanında çalışıyorsun değil mi? Evet ve çalışmaya devam etmek istiyorsan bir an önce iyileşmişe gitmem lazım. Bulut'la Nazlı'yı yan yana görmen lazım biliyor musun? Bulut her gördüğünde havalara fırlıyor. Aa. Var Nazlı öyle bir enerji. Yani yanındaki insanlara iyi gelen bir enerji. Evet, Nazlı'nın enerjisi çok güzeldir, çok kuvvetlidir. Maşallah arkadaşım. Arkadaşın enerji kaçırıyor tatlım. Ya birazcık içimde tutmam lazım o enerjiyi ki düzeleyim. Baksana hasta oldum. Şu çorba kanına karışsın, iyice dirileceksin. Bir enerji geldi sanki. Kaçmadan sofraya toplayayım ben. Şunu da alır mısın? Tabii. Bence Bulut'u görmeye gelme sen. Yani ona da bulaştırırsın. Aslında şu Demet cadısına bulaştırsan hiç fena olmaz. Deniz pardon ya. Yani kardeşin ama ne yapayım? Söylüyorum, tutamıyorum ağzımı. Yok canım, önemli değil. Anlıyorum ne düşündüğünü. Ya çoğuna da katılıyorum. Finansman toplantısını bir saat erteleyin. Döndüğümde önce pazarlama müdürleriyle görüşmek istiyorum. Tabii Ferit Bey. İyi günler. İyi çalışmalar. İkbal Hanım, beyefendinin randevusu var mıydı? Hatırladığım kadarıyla yoktu Ferit Bey. Bir dahaki sefere randevu alıp öyle gelin lütfen. Bu şirkete girmek için bundan sonra kimseden, hiç kimseden randevu almak zorunda değilim. Buyurun Ferit Bey. Bulut'un vesayetinden dolayı Demir ve Zeynep'in %48'lik hissesinin kontrolü artık bizde. Yani anlayacağınız artık biz de bu şirketin ortağıyız ve istediğimiz zaman şirketimize gidip gelebiliriz. Yani kimseden randevu almak zorunda değiliz ama İkbal Hanım bir kahve alırım. Sade lütfen. Teşekkür ederim. Bunu okumuş muydun? Ay yok Deniz, ben o kitapların hiçbirini okumadım. Hepsi Nazlı'nın. Deniz, bence çorban bir mucize. Sen patentini falan al bunu. Hakikaten bayağı dirilmişsin. Ama gerçekten gitmek zorunda değilsin. Yani arar söyleriz Ferit abiyi. Bir kere de dışarıdaysın canım. Hayır, giderim. Hiç sıkıntı yok. Gayet iyi hissediyorum. İyi. Bırakayım seni o zaman. Deniz, beni de bırakır mısın? Ben de çocuklarla prova yapacağım. Hem sen de gelir dinler, yorum yapar, bir şeyler söylersin belki. Tamam, olur. Yani Bulut'u da akşamüstü görürüm. Selamlar. Ay. Aa, kimler gelmiş? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Görüşürüz. Biz gidiyoruz. Görüşürüz. Ben yolcu gideyim. Hayrola Osman, ne yapıyorsun? Ya abla bir selam verdim. Geçeceğim şimdi odama. Verme. Ya bir şeyden de eksik kal. Verme. Git ders çalış. Hadi bebeğim, öpüyorum. Uy, arkadaş bizim eve de bir anda böyle bir bereket geldi. Sosyetik zengini, asortik sanatçısı. Hepsi burada maşallah. Pardon da Osman Hanım, ablan da ben de bir yerde sanatçı sayılırız lütfen. Tabii ya. Hatta senin neyin vardı? Ha, moda evin falan vardı senin değil mi? Harbi ne oldu o iş canım? Ayla ile Engin meselesini ne yaptınız? Biz bugün Ayla ile Engin'e her şeyi açıklamaya gittik. İyisi hiçbir şey açıklayamadan kös kös geri döndük. Ay canım benim, dost acı söyler ama o iş yaş, o Engin işi olmayacak. Ağzın çürsün Asuman. Sus kız, Allah korusun. Mikrop. Nereden çıktı bunlar? En azından vesayet davasının sonuçlanmasını beklemeleri gerekmiyor mu? Kağıt yasal. Bulut Kaya'nın çıkarlarını korumak için çıkarılmış. Yani mahkeme süreci boyunca aldatılmasını ve aleyhine kararlar alınmasını önlemek için düzenlenmiş. Bulut'un hisselerine veya payına zarar verecek halimiz yok. Saçmalık. Ne yapabiliriz bunlara? Derhal karşı dava açacağız Ferit Bey. Ve bu kararın durdurulmasını isteyeceğiz. Yani ancak şu an için yapabileceğimiz en pratik durum bu. Hakları kullanma yetkisi Demet Hanım'da. Derhal gidin ve mesai saati bitmeden işlemleri başlasın. Peki Ferit Bey.
Biliyor musunuz? Ben şirketten ayrılırken buraya daha yeni taşınılıyordu. Sen şirketten ayrılmadın Hakan. Babamlar seni kovdu. Aşk olsun Ferit. Hiç de bir kere öyle olmadı. Bak şöyle oldu. Ben sana anlatayım. Ben istifa edecektim. Sonra birden dedik ki lan Hakan senin birikmiş ikramiyen var. Onu almadan nereye gidiyorsun? Nasıl alırım, nasıl alırım derken kovdur gitsin dedim. Kovdurdum. Her şeyin yalan dolan. Her şeyin eğri büğrü be Hakan. Eğrisi doğrusuna denk geliyor ama günün sonunda Engin. Onu ne yapacağız? Bugün mücadelenin son günü değil Hakan. İlk günü. Bunu unutma. Peki, güzel. Aşkım, bu kadar eğlence yeter artık. Gidelim mi? Olur. Hem gençler burayı gayet iyi idare ediyorlar. Eğer ki bir falsoları, bir yanlışları olursa yönetim kurulunda hesabını sorarız. Sorarız tabii hayatım. Çıkalım. Görüşürüz ortağım. İşimize gücümüze bulaştırmamanın bir yolunu bulacağız bunları. İkinci mahkemeye çok iyi hazırlanıp Bulut'un vesayetini ellerinden almak lazım. İşte o zaman böyle detaylarla uğraşmak zorunda kalmayız. Vuracağız tekmeyi. Buradan yok olup gidecekler. Ferit Bey, haberler iyi. Mahkemeye delil diye sunulan fotoğrafların orijinallerini savcılık vermeyi kabul etmiş. Yarın sabah da mesai saati başlar başlamaz bizim avukatlar gidip teslim alacaklar. O dosyanın fotoğrafları, dijital versiyonları, hangi makineyle, nerede, ne zaman çekilmiş hepsini öğreneceğiz. İyi. En azından yarın Köstebeğin nereden olduğunu öğrenebileceğiz. Ay kız okula gittim geldim rahatladım vallahi. Sonuçta hayat devam ediyor. Bulut içinde devam ediyor hayat. Bu Demet Hanım da her gün dövmüyor herhalde çocuğu. Asuman'cığım ağzın ayarıyla oyna istersen biraz. Böyle Nazlı'nın yanında da mafyanın sesi radyosu gibi konuşursan vallahi bir tane vur ağzına bu sefer elinden ben de alamam seni. Nazlı sen neredesin ya? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. Ay ne zaman aradım Fatoş hiç duymadım. Ben şunları bir mutfağa bırakayım. Kız bir iki yüz kere aradım. Gelirken makarna da al diyecektim. Ne güzel markete uğramışsın alırdın. Of Fatoş ya. Aferin bana. Telefonumu Ferit Bey'in evinde unutmuş. Aa. Kim gidecek şimdi o kadar yolu? Annem nerede arayacaktı? Aramamışlardır inşallah. İstersen ben bir koşu gidip alıp geleyim. Hem sen yorulmamış olursun hem de makarnayı da almış olurum ya. Sen gölge etme canım yeter. Ben gidiyorum. Benim karnım çok aç değil. Seni beklerim ben. Beraber yeriz. Deniz'in yaptığı çorbadan birazcık vardı dolapta. Açsan ondan ye de mideni tutsun biraz. Yok canım. Ben biraz önce yiyeceğimi yedim, doydum. Nazlı? Ferit Bey, iyi akşamlar. Telefonumu tam olarak orada unutmuşum. Onu alıp hemen gidiyorum. Ya ben aslında rahatsız etmemek için önceden arayayım dedim. Ama telefonumu burada unutunca arayamadım tabii. Şimdi sessizce alıp çıkacağım. Siz geldiğimi fark etmeyeceksiniz bile. Teşekkür ederim. Aldım, çıkıyorum. İyi akşamlar, afiyet olsun. Kahve içmek ister misin? Severim. İçerim de kahve. Siz ne yapacaksınız? Yaparım tabii. Ben de içerim tabii bir kahvenizi o zaman. Tamam. Beğendin mi?
Sıcak ama çok güzel. Baharat aroması var. Doğru ya, gurme olduğunu unutmuşum. Gurme değilim, şefim. Bu arada korkma, kafein yok, uykun kaçmaz. Beni bu ara çok uyku tutmuyor zaten. Neden? İş, güç, okul. Bulut. Bulut'u düşünüyorum. Alışabildim mi? Keyfi yerinde mi? Merak etme, o mesele çok yakında kökünden ayrılacak. Çok sevindim Bulut için. Hadi Hakan'ı anlıyorum, o her şeyi yapar da... Demet'in böyle bir konuda söz konusu olan yeğeniyken... Hakan'a bu kadar yardımcı olmasını gerçekten aklım almıyor. Bir Japon atasözü der ki... Pirincin içindeki siyah taştan değil, beyaz taştan kork. Güzelmiş, çok doğru söylemişler. Niye bu ilgi Japonya, Japon kültürü, yemekleri falan? Geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olmaları çok etkiliyor beni. Aynı zamanda çok dürüstler, adiller, onurlular, çalışkanlar. Bu arada lafını bölüyorum, çok sıcak belli, acı çekiyorsun, farkındayım, alayım ben onu. Teşekkür ederim. Çok onurlular, adiller, çalışkanlar. Mutfakları da şahane, gerçekten olağanüstü. Bir de bana sempatik gelen çok fazla özellikleri var. Ya örneğin Japonya'da birçok hayvanın kendine ait kasabası var. Kedilerin, tavşanların, tilkilerin. Ya bunu düşünebilecek insanlar olmaları bile benim için çok heyecan verici. Ben galiba böyle çok sevdiğim şeylerden bahsederken gereksiz bir heyecana kapılıyorum. Kusura bakmayın. Ya özür dilemene gerek yok. Bir şeye tutkuyla bağlı olmak gerçekten çok takdir ettiğim bir şey. Beni takdir ettiniz. Farkında mısınız beni takdir ettiniz? Şu an bunu kutlamak istiyorum. Da ben galiba şu dilimi tutamamamı bir türlü takdir edemeyeceksiniz. Dolunay var. Çok güzel. Fener gibi parlıyor. Fener mi? Ben bakınca sadece moç yapan tavşanlar görüyorum. Bunlardan hangisi benimdi? Sağdaki. Moç yapan tavşanları hatırlıyorsunuz.